Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne buyuruyor? Herkes arkadaşının dini kadar dindardır buyuruyor. Arkadaşının dindarlığını aşman çok zor. Çünkü neden? Nasıl 3 yaşında bir çocuk 20 yaşında üniversiteye giden çocukla oynamıyor? Kendi dengini buluyor. Nasıl kadınlar kendi arkadaşlarıyla oturuyorlar? Mesela bir düğünde Bekar kızlar kendi aralarında oturuyorlar. Torunu olan neneler kendi aralarında oturuyorlar. Genç birini o nenelerin arasına sıkıştırdın mı? Rahatsız oluyor oradan. Çünkü arkadaş ahenk yakalamak içindir. Elbise gibidir. Sıcakta içilen bir limonata gibidir. Senin aradığın yaşıtındır kafa dengindir. Okulda beraber olduğundur. Torunu olunca bir adamın kahvede çay ocağında oturduğu masa bile değişiyor. Önce bu espri olarak o artık sen dede oldun diye deniyor ama o ruh olarak da torunu olanların yanına kayıyor. Sakalı beyazlayan bir Müslüman camide bile ihtiyarların safında gidip oturuyor o sakal onu o tarafa doğru çekiyor gençlerin arasında sırıtıyor çocuk dedesinden çikolata kapmak için seninle geleyim mi? dede diyor tamam dedeyle parka gidiyor çikolatayı alana kadar dedesinin kanepesinde oturuyor çikolatayı aldı mı öbür çocuklar oraya geldi mi dede dede de hop kayboluyor oradan fıtrat onu dengine doğru çekiyor dolayısıyla takva bir Müslüman, aslında takva olduğunu düşünüyor, fasık Müslümanlarla, kafir filan demeyelim, fasık Müslümanlarla, aynı ortamda, dernekte, düğünde oturamaz. Oturur, beş dakika sonra bakar ki, bunların alemi değişik. Sigara çıkardılar, sigara yakıyorlar, küfür ediyorlar, gıybet ediyorlar. Takva ise, orijinal olarak, o onlarla oturamaz. Oturamaz onlarla. Bir numara bulup kalkmak zorunda. Kalkar. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkes arkadaşının dini üzeredir buyuruyor. Çünkü bir günlüğüne tesadüfen işte bir cenazeye katıldın. Orada tesadüfen pis işler yapan birisi cenazede Bırak lan önce seni gömerim diyecek hali yok. Mecbur 3 dakika orada durursun. Orada fotoğraflandığın zaman da senin arkadaş olduğunu yansıtmaz. Otobüste de, metrobüste de, gemide de mecburen adamla yan yana oturabilirsin. Bu arkadaş seçimi değil. Arkadaş seçimi nedir? Senin cep telefonunda numarası bulunan ve son 3 aydır aradıklarına dair e, geri dönüşümlü bakıldığında senin en çok aradığın kimseler özendiğin, beraber olmak istediğin arkadaş kimselerindir. Bunun biraz daha maaşlı kısmına mesela siyasette danışman deniyor. Yaşam koçu deniyor. Şirket sorumlusu deniyor. Ya adam 50 fabrikası olan birisi. Yani çekirdekten yetişmiş yetişmiş on binlerce işçi çalıştırıyor arkadaş arıyor kendine yönetimde bana arkadaş ol diyor ceo ceo'su bir şeyler seçiyor kendine niye çünkü bir noktadan sonra dünya yalnız kalınılacak bir yer değil gidiyor ne yapıyor ondan daha kıvrak zekalı birini arkadaş ediniyor kendine gidip de onun zamanında işçisi olmuş, şimdi de emekli olmuş, işsiz kalmadığını, kaldığına üzülüyor, işsiz kal, gel bari bana yaşam koçu ol diyor. Böyle bir şey olmaz herhalde. Herkes kendinden daha akıllı. Onun aklına akıl katacak birini arıyor herkes. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkes, arkadaşının dini üzeredir diyor. Çünkü sen bir günden fazla, o arkadaş grubunun içinde duramazsın zaten. Sövüyorlar, sayıyorlar, çıl, çalıyorlar, çırpıyorlar. Bu seni rahatsız edecek. Aslında sen onlarla berabersen, aslında onların dengesin. Sen takva olduğunu, hacı olduğunu filan, alim olduğunu zannediyordun. Ama senin oturup kalktığın 10 kişi içindeki ortalama sensin. Onun için herkes arkadaşının el o ala dini halilihi arkadaşının dini üzeredir. Okulda da böyledir. Mesela tıp fakültesine gireceğim diye özentisi olan, çırpınan bir çocuk. Sınıfta kalan çocuklarla hiç oynarken gördünüz mü onu okul hayatınızda? Hatta matematik zekası yüksek olan, matematikten hep 10 puan alan çocuklar niye sosyal zekası geniş olan çocuklarla oturup kalkmak istemezler? Hatta futbol takımı kuracak olsalar bile okulun bahçesinde herkes grubuyla kuruyor. Matematikçilerle sosyalcileri maç yaptırıyorlar. Daha iyi kızışsınlar diye. Bu bize gösteriyor ki arkadaş tabii bir ihtiyaçtır. Sonradan devşirme değildir insanda. Fıtridir bu. Yemek ihtiyacı kadar. Su içme ihtiyacı kadardır. Bunun için asırlar öncesinden beri İnsana verilebilecek en büyük ölümün altındaki ceza hapis cezası olmuştur. Yani onun arkadaşlarından, te çevresinden tecrid etme cezası